Özellikle yaş en önemli risklerden biri. 65 yaşın üstündeki kişilerde özellikle unutkanlık varsa dikkatli olmak lazım. Ama bütün bu konuşmalara başlamadan ben şunu söylemek isterim. Herhalde Derya da katılır. Bunama genel bir hastalık grubu adı. Yemek gibi. Altında çeşit çeşit bunamalar var. Yaklaşık 30 çeşit bunama hastalığı var. Bugün bizim burada sık konuştuğumuz şey Alzheimer hastalığı olacak muhtemelen. Alzheimer hastalığı bunamaların en sık görülen çeşidi. Yani bunama bir yemek adıysa Alzheimer de kuru fasulye gibi. Dolayısıyla hani Alzheimer eşittir bunama değil, Alzheimer bir bunama çeşidi. Bunamadan ne anlıyoruz? Kişinin yapabildiği, sahip olduğu kabiliyetlerini artık yapamayacak hale gelmesi. Yani başından beri hiçbir şeyi öğrenemeyen, okul başarısı çok düşük, zeka problemleri olan bir insan yaşlanınca da aynı durumdaysa bu bunama değil. Ama işi gücü olan, yemeğini yapan, çocuğuna bakan, etrafıyla ilgilenen bir hanım ileride yaşlandığında yemek yapamaz, hiçbir şey aklında tutamaz, etrafına bakamaz olursa, yani sahip olduğu şeyleri kaybederse bunama o zaman söz konusu. Peki. Bir de bir şey eklemek tabii lazım. Tabii. Daha sonra gelecek. Bazı bunama çeşitlerini de aslında tedavi edebiliyoruz. Şimdi en sık Alzheimer tabii burada tedavide de neler yapacağız konuşacağız ama bunama dediğimizde bunama illa beyinde bir takım yapısal bozuklukların olması sonucu ortaya çıkan bir hastalık değil. Bir küçük bir grup var ki aslında öncesinde yakalarsak sebebi bulur isek tedavi edebiliyoruz. Onu da akılda tutmak lazım. Yani bütün bunamalara ışın söylediği kader gibi. Kader değil yani. Kader değil yani. Şimdi burada 65 yaş üzerindeki kişiler diyor. 65 yaşının altında bunama yok mu yoksa nadir mi gözüküyor? Olabilir. Küçük bir grup olabilir. Ki genetik olanlar bunlar. Bir de herhalde erken yaşta bunama denildiğinde önce yalancı bunamayı düşünmek lazım. Yalancı burada, bunama nedir? Yalancı bunama deyince de ışına... Unutkanlık nedenleri diye baktığımızda Alzheimer hastalığı olmayıp da depresyon gibi, guatr bezinin, tiroid bezinin az çalışması gibi, vitamin eksikliği gibi, sıkıntı hastalıkları gibi bir takım hastalıklarda kişi sanki bunamışçasına unutkan olur. Ve insanlar yanılırlar, galiba Alzheimer oldu, bunadı, erken bunadı diye. Halbuki oradaki problem altta yatan vitamin eksikliği ya da depresyon gibi hastalıklar. 65 yaşından sonra daha görünür hale geliyor Alzheimer hastalığı. Ama bizim şu andaki bilgilerimize göre hastalık aslında 40'lı yaşlarda başlıyor. Yavaş yavaş yıkılmaya başlıyor bazı şeyler. 65 yaşından sonra daha görünür hale geliyor. Yani bir buzdağı gibi düşünün. İşin altı 40 yaşında başlıyor. Suyun üstüne çıkan kısmını biz ancak 65'inde görüyoruz. Şu anda elimizdeki tedavilerin de o kadar yoğun bir şekilde etkili olmamasının sebebi de belki çok bizim zaten ilerlemiş çok olması. İlerlemiş ve hani artık yıkılan yıkılmış, cami yıkılmış ondan sonra hastaları tanıyor olmamız. Onun için Alzheimer hastalığında tıpkı kanser gibi erken teşhis ve hastanın erken fark edilmesi çok önemli. Peki onu birazdan konuşalım. Çok önemli çünkü belki erken teşhis edersek dediğiniz gibi belki de tedavisini sağlayacağız. Evet. Demin Derya da dedi. Ailesinde bunama öyküsü olanlar yani bir risk taşırlar. Sadece annenizde bunama varsa topluma göre riskiniz 4 ila 8 kat yüksek ama hem anneniz hem babanızda bunama varsa topluma göre riskiniz 16 kat daha yüksek olabiliyor. Yani ailenizde anne ve babanızda bunama varsa kendiniz için daha dikkatli olmalısınız. Tabii burada o zaman bu gibi insanlar neye dikkat etmeli? Bir takım öncü belirtiler ve risk faktörlerini bilip bu risk faktörlerini bertaraf ederlerse, buna yönelik bir yaşam tarzına geçerlerse ya da birazdan konuşacağız herhalde risk faktörlerini korumaya yönelik bir duruma geçerlerse o zaman birazcık azalacak tabii bunama riskleri. Peki, bir tane daha geliyor şimdi. Hayır, ben şimdi şunu soracağım bununla ilgili. Dediniz ki anne ve baba olursa artıyor. Peki anne ve baba değil de tek tarafta ailede gidiyorsa yani annede, anneannede, çünkü kadınlarda daha sık gözüktüğü için belki böyle o kadın kuşağından yukarı doğru gidiyorsa bir artış var mı? Şimdi bilinen bir takım genler var. Bu genlerin taşıyıcısı olan kişilerde aile yüklülüğü varsa bu genlere bakılabiliyor. Risk artıyor. Bütün Alzheimer'lerin ancak %5'i ailevi. O kadar çoğu yaşla, ilerleyen yaşla ortaya çıkan Alzheimer hastalığı. Ailevi formlar daha az. Genetik bakmanın da çok
hani seyircilerimiz hemen test yaptırmak hevesinde olmasınlar. Genetik test yaptırmanın da şöyle bir dezavantajı var. Genetik testiniz pozitif çıksa bile olmayabilirsiniz Alzheimer hastası ve bütün hayatınızı "vay benim genetik testim pozitifti" diye sıkıntılı geçirebilirsiniz. Alzheimer hastalığı bir çoklu sebepli hastalık. Yani yaşama şekliniz, genetiğiniz, hayatta başınıza gelen olaylar, zihninizi kullanma biçiminiz, eğitiminiz, yani çoklu sebepli bir hastalık. Dolayısıyla sadece genetik değil, sadece kaderimiz varsa oluruz, değilse olmayız gibi bir durum değil. O yüzden de test yaptırmayı çok şiddetle önermiyorum aslında. Peki. Kilo öyküsü dedik, bunama olanlarda önemli. Riski katlanarak arttırıyor aile öyküsü. Peki bir sonrakine bakalım lütfen. 65 yaş üzerinde kişiler de demiştik ilkinde ve üçüncüye geldik. Kimler bunama riski taşıyor? Evet. Hipertansiyon ve diyabet. Özellikle hipertansiyonun ve yüksek kolesterolün risk faktörü olduğu kanıtlanmış durumda. Ve dolayısıyla bu hastalıkların eğer varsa tedavi edilmesi çok önemli. Bunama hastalığının daha doğru düzgün kontrol altına alınabilmesi için. Veya deminki başlıktan yola çıkarak ailesinde bunama olan insanlarda eğer hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi hastalıklar varsa onların kontrolü de yine çok faktörlü bir hastalık olduğu için bunama çok önemli. Dolayısıyla hipertansiyon ve diyabet sonuçta yaşam tarzının değiştirilmesi gereken hastalıklar biliyorsunuz. Sadece ilaçlar değil, yaşam tarzının değiştirilmesi gereken gerçek anlamda kontrol edilmesi için hastalıklar. Bunların muhakkak ön tanıları ve tedavileri yapılmalı. Bakın hipertansiyonla ilgili çok büyük bir Türkiye çalışması var. Şunu söylüyor, diyor ki her 4 erişkinden biri hipertansiyon hastası Türkiye'de. Bunların yarısı hiç tansiyon ölçtürmemişler. Bunların geri kalan yarısının yarısı ilaç kullanıyor, yarısı ilaç kullanmıyor. Kullananların da %90'ı tansiyonunu kontrol altına alamamış. %10 sadece ilaç kullananların kontrol altına alınmış tansiyona sahip. Dolayısıyla hipertansiyon çok önemli bir sorun ülkemizde ve belki de gelecekteki Alzheimer'ın büyük kaynaklarından bir tanesi. Peki hipertansiyonu ve diyabeti olanlar olabildiğince kontrol altına alsın, çok farkındalığı arttırsın ki ileride bir de bunamayla karşılaşmasın. Alzheimer hastalığının diğer bir adı beyin diyabetidir. Beyin diyabeti. Dolayısıyla özellikle diyabetin altını çizmek lazım. Kandaki insülin yeterli miktarda olmazsa beynin şeker kullanması da yeterli miktarda olmuyor. Beyni de bir çimenlik gibi düşünün. Altında da bir boru hattı var. Sulayan borular beyindeki çimenleri yeşil tutuyor. Beyindeki hücreleri canlı tutuyor. Siz boruları tıkarsanız hipertansiyonla, yüksek kolesterolle, şeker hastalığıyla oradaki çimenler ölür. Her ölen çimen bir hücre. Hücreler öldükçe bunarsınız. Yani ikisi birbiriyle böyle bağlantı.